Canlarım selam. İki soru serisinin 16. videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine size birbirinden güzel iki soru. Bir tanesi eşitsizlik, TT eşitsizlik. Bir tanesi de AYT integral. Eşitsizlik sorusu tam bir ÖSYM tipi soru. ÖSYM'nin böyle hiç bir sayı vermeden sorduğu eşitsizlik soruları var arkadaşlar. 2021 TYT'de de çıkmıştı. Çorbalı salatalı bir soruydu. O sorudan daha zor bir soru. Yani daha çok eşitsizlik özelliğinin kullanıldığı bir soru. O soruyu, bu soruyu yapabilen o tip soruların hepsini yapacaktır. Önce kendiniz deniyorsunuz sonra çözümünü benden izliyorsunuz. AYT integral sorusu da çok güzel bir noktası olan, çok güzel bir trik deriz biz. Tri olan ve o triyi yakaladığınız anda hemen bir dakika içerisinde çözülebilecek bir soru. İki soru da çok güzel. İnşallah sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Hemen böyle iki soru serisindeki sorular da böyle heyecanlı oluyorum böyle hemen çözüme geçmek istiyorum. Hadi bakalım çözüme geçelim. Şimdi eşitsizlik sorusu. Eşitsizlik sorusu arkadaşlar bakın güzel soru ama sakin sakin çözmeniz lazım. 2 dakika süre veriyorum. 2 dakikada bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Sadece adım adım gidin. Sporu başlayan Nur spor salonundaki mavi, yeşil, sarı ve kırmızı renkli ağırlıkları eşit kollu terazide dengelemeye çalışıyor. Önce terazinin sol bak önce sonra son olarak 3 aşamalı soru. Bu birinci aşama, bu ikinci aşama, bu üçüncü aşama. O zaman adım adım, step by step deriz biz. Adım adım gidersek çözümü daha kolaylaşacak. Önce terazinin sol kefesine kırmızı renkli ağırlığı, sağ kefesine de yeşil renkli ağırlığı koyduğunda sağ kefe yükseliyor. Demek ki soldaki daha ağır. Bu bir. Sonra terazinin sol kefesine mavi renkli ağırlığı ekliyor. Sağ kefesine de sarı renkli ağırlığı ekliyor. Bu sefer sol kefe yükseliyor. Sol kefe yükseliyorsa bu sefer sağ kefe daha ağırdır. Son olarak yeşille mavinin yerlerini değiştiriyor. Kırmızı artı yeşil mavi artı sarı yapıyor ve terazi dengeye geliyor. Bunlar da eşitleniyor. Buna göre nurun yeşil, mavi ve sarı renkli ağırlıklar içerisinde en zor kaldırdığından en kolay kaldırdığına göre sıralama hangisidir diyor. Yani en büyükten en küçüğe doğru sıralama soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere bu küçüktür, bu büyüktür. Yukarıdakini eksiyle çarpınca eksi k küçüktür, eksi y. Alt alta yazalım. Eksi k küçüktür, eksi y. Taraf tarafa toplunca k'lar gider. E, Y'ler de gider. M küçüktür, s olur. Bu bir. M küçüktür, s. E, k büyüktür, y'yi de biliyoruz. Şurada da k'yı yalnız bırakalım. K eşittir. Mavi artı sarı, eksi yeşil. Şurada yerine yazalım ne olur arkadaşlar k yerine m artı s eksi yazarsak m artı s eksi y artı m küçüktür y artı s tamam mı m'ler yok ee, neler gidiyor s'ler gidiyor 2m oluyor eksi y'yi bu tarafa atarsam 2y oluyor buradan m küçüktür y oluyor. Bunu da bulduk. Buluklarımızın hepsini mavi, yeşille boyayalım. Bir de şurada mesela y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir. M artı s eksi k. Onu da yeşile de nerede götürüp yerine yazalım? Sağ tarafta yerine yazalım. Şurada yerine yazalım. Şurada. O da ne olur? K artı m küçüktür. Yeşil yerine m artı s eksi k artı s. Tamam mı? K'lar gider. Şuradaki ha K'lar gitmiyor. M'ler gidiyor özür dilerim. M'ler gider. Şuradaki K gitmez. E sonra bu eksi K'yı bu tarafa attığım zaman 2K olur. Küçüktür. 2S deriz. Buradan da K küçüktür S olur. Şimdi bunu da alalım şöyle. Bak 4 tane bulduk. Soruyu buradan çok rahat koparabiliriz artık. Birincisi sarının kırmızıdan büyük olduğunu biliyoruz. Yeşilin maviden büyük olduğunu biliyoruz. Sarının maviden büyük olduğunu biliyoruz. E, kırmızının yeşilden büyük olduğunu biliyoruz. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız şimdi? Bir kere mavi en küçük gibi duruyor. Yeşil maviden büyük. Sarı da maviden büyük. E, o zaman mavi burada sarıyla yeşilden ikisinden de küçük olacak. E, kırmızı da yeşilden büyük olduğuna göre demek ki buradaki mavi en küçük. En küçük mavi arkadaşlar. Şöyle. O zaman mavi hep en sağda olacak. Çünkü en ağırdan en hafife doğru sıralıyoruz. En küçük mavi olacağı için şunu ee, yani ya A olabilir cevabımız ya da D olabilir zaten. Bu olmaz. Mavi en büyük, ortanca en büyük olmaz. Şimdi bu taraflara bakıyoruz. Karşılaştırmamız gereken şey sarıyla yeşil. Sarı mı büyük, yeşil mi büyük? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar, kırmızı yeşilden büyük, sarı da kırmızıdan büyük. O zaman sarı yeşilden daha büyük. O zaman sarı ve yeşil diyeceğiz. Doğru cevap D. Tamam. Bu soru tipini yapabiliyorsanız, ÖSYM'nin soracağı o ilk 10 sorunun içerisindeki eşitsizlik sorusunu. E, aynen, eşitsizlik sorusunda çok rahat bir şekilde, yapabilirsiniz. Şimdi geldik integrale. Arkadaşlar 3 dakika süreniz var. Çünkü bu soruda bir trik var. Bu soruda bir püf nokta var. O püf noktayı anlayınca soruyu çok rahat çözeceksiniz. Yukarıdaki sorudan bile daha kısa bir soru olabilir. Aşağıda dik ama çok güzel soru. Aşağıda dik koordinat sisteminde tanımlı birebir ve bir örten f fonksiyonunun grafiğinin iki parçası verilmiştir. Birinci parçadan anladığımız fonksiyonun sıfırdaki değeri 1'dir. Çünkü y eksenini 1'de kesiyor. İkinci parçadan anladığımız fonksiyonun eksi 3'teki değeri 0'dır. Çünkü x eksenini eksi 3'te kesiyor. Bunları biliyoruz. F fonksiyonunun tersi F'in tersi G fonksiyonuymuş. F fonksiyonunun birinci türevi yani F'in türevi de H fonksiyonuymuş. Buna göre bu integralin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. İntegral 1'den 0'a dx yazalım. Biraz karıştırmış orayı. H'lar G'ler biz onları tekrar F'e çevirelim. Belki oradan bir şey bize bir şey bir ekmek düşer belki bize. Bir bakacağız artık. Şimdi eee H yerine fonksiyonun türevini yazıyorum. f'in türevi içerisinde bileşke o. f'in tersi e, x yazıyorum buraya. Tamam mı? Şimdi bakın dönüşüm yapacağız. Burada bu soruyu şu anda çözemezsin. Bu sor, bu arada f'in tersinin olduğunu birebir bir örten demesinden anlıyoruz zaten ama tersini alabilecek kadar elimizde veri done yok. O yüzden mecbur yapacağımız hareket burada değişken değiştirmek. Ne diyeceğiz peki? Genelde böyle iç kısma u diyorduk, değil mi? Buraya u diyelim. F'in tersinde X'e U diyelim. Şimdi burada her iki tarafın türevini almak hiç işimize gelmez arkadaşlar. Neden işimize gelmez? Çünkü F'in tersini bilmiyoruz ki türevini bilelim. Ama şöyle yapabiliriz. X ile U'nun yeri değiştiği zaman F u eşittir X olur mu? Olur. Her iki tarafın türevini aldığımız zaman F'in türevinde U çarpı D U eşittir D olur mu? O da olur. Şimdi gel. Gel şimdi eşittir. İntegral. Dx yerine ne yazabiliriz yukarıda? F'in türevinde u çarpı du. Bak yazdım. Fx yerine onu yazdım. Bölü. Aşağıda dikkat edin şimdi. F'in türevinin içerisindeki ifadeye de u demiştim. O zaman orası da f türevi. Burada da f bu, burada da f bu. Gördün mü? Bu integralin sonucu, ya yani 2 özür dilerim, sadece d uymuş. 1 çarpı d u. Şimdi d ise sınırları da d göre değiştirmemiz lazım. Alt sınırımız 1. Götürdüm yerine yazdım. Bak değişken değiştirdiğimiz f'in tersinde x eşittir u. Götürdüm önce x yerine 1 yazdım. f'in tersinde 1'i bulmam lazım u'yu bulabilmem için. E, Arkadaşlar f0 eşittir 1 ise f'in tersinde 1 de 0'dır. Bu fonksiyon birebir bir örten. O zaman alt sınırımız 0'a döndü. Güzel. Şimdi üst sınırı yazalım. 0'ı götürüp yerine yazalım. Yani f'in tersinde 0 nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar f-3 0'sa f'in tersinde 0 da -3 değil midir? E o zaman Üst sınırımızda eksi 3 çıktı. Burası da eksi 3. Peki 1 çarpı du değil mi burası? 1'in integrali nedir u'ya göre? U'dur. O zaman integralimiz u sınırlarımızda eksi 3'ten 0'a. Önce eksi 3'ü yazdım. Eksi 3. Eksi 0 yazınca zaten 0. O zaman cevabımız eksi 3. Yani a şıkkı olacak. Tamam. Güzel bir integral sorusuydu bu da. Tatlı. Severim biliyorsunuz ki böyle sorular. İnşallah çözmüşsünüzdür. Ee, i̇kinci sorudaki dediğim gibi şu içerisine u deme mevzusu biraz böyle deneyerek yapmak yapılması gereken bir şey ve Şuradaki hamle çok önemli. F'in tersini x'e u dedikten sonra şu geçiş. F u eşittir x deyip her iki tarafta türev almanızı alacağınızı görmeniz önemliydi. Ee, böyle bir soruda ÖSYM karşınıza çıkartabilir diyorum ve iki soru 16'dan hepinize hepinize selamlarımı gönderiyorum. İki soru serisine bayılıyorum. Siz de seviyorsunuz biliyorum. O zaman iki sorunun 17. gününde de 17. videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.